Evet, şimdi son sorumuz. Biz gençlere hitap eden bir kanalız. Biz de genciz, ben de gencim. Olay şu, KYK yurtlarının kapasitesi arttırıldı. Hatta bazı KYK'larda durum çok acıdır ki bazalar kaldırılıp ranza sistemine bile geçilen çalışma masalarının kaldırıldığı bazı KYK yurtları dahi var. Bunun videoları da var. Gençlerin üstlerine çok geliniyor. Öğrencilerin bu durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu KYK olayı hakkında. Biliyorsunuz baraj da kalktı. Herkes üniversiteye de girdi. Evet. Çok rağbet de var. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Herkes üniversiteye girmiyor. Üniversitede okuyanlar da üniversitede okumuyorlar. Kapısında her üniversite yazan da üniversite değil. Evet. Bir kere üniversite bir masal. Üniversite bir kültürdür, bir tarihtir, bir gelenektir. Öyle alışveriş merkezi, bakkal dükkanı açar gibi apartmanı kiraladım. Vakfı kurdum. Ben burayı vakıf üniversitesi yapıyorum. Hasan Hüseyin Üniversitesi tabelayı astım. Yani oraya giden çocuk kendi üniversiteye gidiyorum zannetmesin. Acı gerçekle mezun olduktan sonra karşılaşacak. İş aramaya başladığı zaman işveren getir yavrum diploman nereden? İşte bilmem Ahmet Mehmet Üniversitesi'nden. Peki kardeşim hadi sana hayırlı günler. Onun için yani kaynak israfından başka bir şey değil bu. Üniversite değil. Üniversite açılacağına meslek okulları açılsın. Daha şey dün bir kanalda örneğini verdim. Bizim bir arkadaşımız Amerika'da oğlunu üniversiteye değil BMW'nin şanzıman okuluna gönderdi. Çocuk şimdi doktorlardan, avukatlardan daha çok para kazanıyor Amerika'da. Yani ama Türkiye'de bu kompleks var işte üniversite mezunu olacak da iş bulur. Bir de askerlikten yırtma bahanesi olarak da kullanılıyor. Onun için tamamen bir kaynak Öğrenci akbili israfı. olarak da kullanılıyor Ne biliyorsunuz. olarak hocam? Öğrenci akbili olarak da Ha, kullanılıyor. akbil. Evet, o da onun olarak da kullanılıyor. Yani verilen eğitim ortada. Türkiye'deki üniversitelerin hali ortada. Boğaziçi'nin düşürüldüğü ortam ortada. Gerçekler ortadayken. Yurtlar meselesine gelince de onun da çözümü basit. Şey yaparsınız, üniversite açana yurt mecburiyet de getirirsiniz. Üniversite kapasitenin şu kadarı şey olsun diye yurda ayrılacak diye. Yani şeyin devletin yarattığı bir sorun yine bu her ile üniversite açacağız diye. Evet. Bağlantı sürüyor mu? Devam ediyor mu? Efendim? Ha, sizin ekran dondu galiba da onun için sordum. Tamam, bağlantı devam ediyor, bağlantı devam Ha, ediyor. tamam sesim geliyor. Evet. Tamam. Peki Süper. Hı. gelecekte ne görüyorsunuz? Bir de bu vaat olarak verilmişti biliyorsunuz her ile bir üniversite olarak. Gelecekte ne görüyorsunuz eğitim sistemi olarak? İktidar değişse de değişmese de. Şimdi iktidar değişirse daha devletçi, daha kamucu bir iktidar eğer CHP'den bahsediyorsak onlar gelirse bir şey değişmez. Çünkü Türkiye 20 yıldır eğiten kafa laik eğitim sisteminde yetişti, nasıl yetiştiyse. Yani bugünkü kafa, Türkiye'yi yöneten kafa, Türkiye'nin Taliban inancıyla alakalı ters bir yanı yoktur diyen kafa. Onu da sorgulamak lazım. Ha, bu kadar adam, bu kadar Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı insan nerede nasıl yetişti diye düşünmek lazım. Biz tabii Liberal Demokrat Parti olarak bizim 28 yıldır politikamız belli. Eğitimin tamamen özelleştirilmesi. Bunu duyunca insanların tüyleri diken diken oluyor ama alt detaylarını da anlatmak lazım. Bugün devletin verdiği eğitim kesinlikle bedava değil. Günde yaklaşık her mesai günü 1 milyar liraya kadar yani 1.000 tane 1 milyon lira para gidiyor, bütçe ayrılıyor bedava denilen eğitime. Onu da Türk milleti vergi olarak ödüyor. Sabah su faturasında ödüyor yüzünü yıkarken veya otobüse bindiğinde KDV olarak ödüyor. Yani eğitim bedava değil Türkiye'de. Eğitim özelleşsin demek maddi gücü olmayan gençler okumasın demek değil. Onları yine devlet okutsun ama parasını vererek aynı demin söyledik ya belediyelerle ilgili görüşümüzde kent lokantaları, İSMEK, halk ekmek gibi konularda görüşümüzde olduğu gibi özel okul herkes özel okullarda okusun ama maddi gücü olmayanların okul taksidini devlet ödesin.
müfredat üzerinde de biraz şey olsun, devlet söz sahibi olsun. Çünkü para veren bazı şeyleri de kontrol eder. Hakkı vardır buna. Dolayısıyla hani bizim duruşumuz böyle. Ama bunu asla iktidar değişse de bu uygulamaya geçmezler. Özel okullar özelleşirse, özür dilerim, eğitim sistemi özelleşirse rekabet ortamında mutlaka kalite artacaktır. Bunu bazı önde gelen üniversitelerimiz arasındaki bu rekabeti görüyoruz. Kalitenin arttığını görüyoruz. Koç, Sabancı, eskiden Boğaziçi, İTÜ, Orta Doğu gibi okullar arasındaki rekabet özelleşme olduğu takdirde daha da artacaktır. Ha, bazı kalitesiz üniversiteler de olacaktır. Ona da yani daha ucuzu olacaktır. Mezunları kolay iş bulamayacaktır. Kimisi kepenk kapatacaktır. Kimisi rekabet ortamında daha iyi öne çıkacaktır. Yani ben bunu savunuyorum. Bu şekilde bir eğitim sistemi öngörüyoruz.